Göcek'te bir hafta tatil yapan Mustafa Ceceli ile Selin İmer çifti İstanbul'a döndü. Attığım her adımdasın, sol yanımsın. Ceceli arkadaşlarıyla bir araya geldiklerini söyledi. Merhaba, nasılsınız? Teşekkürler, siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Arkadaş buluşmasıydı herhalde. Evet, buradan devam edeceğiz inşallah. Gördüğünüz gibi benle daha önceden maskeyle röportaj yaptınız ama Selin'le ilk defa yapıyorsunuz böyle bir röportajı. Selin'e maske bile yakışmış. Çok teşekkürler, çok mersi. Ünlü müzisyen bu yaz tatil sezonunu erken açtıklarını anlattı. Çok iyi geçti. Çok iyi geçti. Biz böyle sezonu biraz erken açtık. Ondan sonra bir hafta gittik çünkü nasipse bir aksilik olmazsa Haziran sonu itibariyle konserler çünkü başlıyor. O yüzden de öncesinde bir tatil yapalım dedik. Güzel de oldu. Yani bu benim en yanmış halim işte abi. En yanmış rengim bu. Yanmıyor musun? Ya ben genelde kızarıyorum. Ya daha doğrusu hani tüp patlama efekti vardır ya, tüp patlamış gibi oluyor. Bu sefer çok kontrollü yandım. Kontrollü normalleşme. Mustafa Ceceli karantinada 3 kilo aldığını belirtti. Bir 3 kilo kadar. Sonucu böyle oluyor. Sağlam yedik. Senin herhalde çok güzel yemekler yapıyor. Öyle gözüküyor. Karantinada yedik bayağı ama Ramazan'da verdi aslında. Sonra teknede sağ olsunlar bizi çok güzel beslediler. Yani aslında deniz yüzmek de zayıflatır insan ama. Ay yok, o denkleşmiyor. O kadar yiyince olmuyor. Bayağı şikayet ediyor, çok yormuşsunuz. Bayağı. Ceceli Bodrum'da şezlong fiyatlarının 1000 TL'ye kadar çıkmasını tiye aldı. Valla teknedeydik. Tekne açıkçası. O yüzden mi tercihinizde? Tekne şöyle, evet. İlk etapta hem arkadaşlarımızla birlikte olabileceğimiz hem de biraz özledik de. Biliyorsunuz kapalı alanda kaldık yeterince, evdeydik, herkese de evde kalmayı tavsiye ettik. Dedik ki birazcık suyla iç içe olalım, suyun tadını çıkaralım. Yok, özel bir sebebi yoktu. Şezlong fiyatlarını takip ediyorum ama yani bir enteresan. Vallahi biz herhalde valize koyacağız şezlongu kalkıp. Arabanın üstüne eskiden sörf koyuyorlardı ya, şimdi şezlong koyacağız artık. Ünlü sanatçıya yaz döneminde beach konserleri verip vermeyeceği soruldu. Bu sene olacağı mı aslında onu söylemek lazım. Happy Hour'larda etkinlik olup olmayacağı şu an konuşuluyor. Ya şöyle diyelim şimdi, önce insan sağlığı ama sonrasında da hayatımızın normalleşebilmesi için gerekli tedbirler alındıktan sonra bence her şeyin de normale dönmesi gerekiyor. Biz ilk etapta Haziran'ın 30'unda ilk konserimizi yapacağız. Bir otelde, açık alanda yapılacak bir konser. Ondan sonrasında artık inşallah o normalleşme periyodunda izin verildiği oranda yapacağız. İsterseniz burada size bile söyleyebilirim yani şu an. Açık havada ilk konserimi yapayım yani. Ceceli'ye karantina döneminde maddi sıkıntı yaşadığını açıklayan birçok ünlü ismin olduğu hatırlatıldı. Bu süreç sizi nasıl etkiledi peki maddi anlamda? Çok şikayetçi olan insanlar vardı çünkü. Ya çok şükür diyelim. Sonuçta bu süreci biz normal geçirdik. O yüzden de ben de takip ettim. Kimi serzenişler olabilir. Okan Bayülgen'in de bir açıklaması var. Tiyatrocu ve sanatçılarımız daha çok ağladı diye normal meslek gruplarından. Bunu nasıl buluyorsunuz peki? Çok çirkin buluyorum. Çünkü ben tiyatrocuyum, bana sahip çıkın diye aptalca bir şey olmaz. O zaman bu dönemde çalışmayan bir sürü meslek grubunu ne yapacağız? Ha? Hizmet sektörünü ne yapacağız? Temizlik işçilerini ne yapacağız mesela? Motor kuryeleri ne yapacağız? Sağlık görevlileri ne olacak? Yani en çok tiyatrocular ve dizide oynayan tiyatrocular ve sinema filmlerinde oynayan oyuncular ağlıyor. Ben de çok çirkin buluyorum. Ben insan sağlığının konuşulduğu bir yerde maddiyatın konuşulması gerekmediğini düşünüyorum. Yani orada insan canı var çünkü. Allah'a çok şükür biz bu süreci sağlıklı atlattık. Yani buna ben dua ediyorum. Ailemizden kimse hastalanmadı, bizler hastalanmadık. Bu süreçte tedbirli olduk, tedbiri elden bırakmadık. Sizler de öyle. Ben kaç tane röportaj yaptım. Bütün arkadaşlarım maskeli geldi. Bu süreçte size tatil ya da karantina yoktu. Siz her dakika dışarıdaydınız ve Allah korusun içinizden biri hastalanabilirdi. Her şeyin içindeydiniz. Bir olursa hepimiz olurduk. Evet. Hepiniz biriniz için. Boşuna mı diyoruz ama. O yüzden de dediğim gibi maddi konular yerine bence sağlıklı kaldığımıza şükredelim bu periyotta. Peki, çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. İnşallah bu süreçte bir önce biter. İnşallah. Teşekkür amin, ediyoruz inşallah. Size. Hoşçakalın. Allah'a emanet. Kolay gelsin. Öte yandan müzik dünyasının en üretken isimlerinin başında gelen Mustafa Ceceli'nin Irmak Arıcı'yla beraber seslendirdiği Gün Ağarmadan adlı son şarkısının klibi bir haftada 5 milyon kez izlendi. Ben bu şehir...